Herkese tekrar merhaba. Bu videoda biliyorum çok fazla aslında zor bir iş değil, gayet basit bir iş ama belki görmek isteyenler olur ya da daha düzgün çizimi nasıl yapılır merak edenler olur diye sekizgen çizimini çok basit ve kısa bir şekilde göstermeye çalışacağım. Hemen cetvelinizde bir çizgi yaparak başlıyorsunuz. Burada yapacağınız ölçü varsa ona göre ölçünüzü çizip başlayabilirsiniz. Şöyle orta yere pergelinizle bir çember oluşturursunuz. Şurası merkezimiz. A noktamız. B noktamız. Bunu yaparken arkadaşlar sekizgen çizerken B'ye koyun pergelinizi. Biraz fazlaca açın. Çemberin tepesinden bir yay atın. Aynı yayı bir de alt tarafından atın. Daha sonra pergelinizi kaldırıp A noktasına koyun. Ölçüyü hiç bozmadan tabii ki. Bu aynı yayı alttan ve üstten işaretleyin. Elimize C ve D noktaları çıkmış oldu. Bu C ve D'yi cetvelle düzgün bir şekilde merkezden de geçip geçmediğine dikkat ederek birleştirirseniz dörde bölmüş oldunuz bu aşamada. Gördüğünüz gibi 4 nokta meydana çıktı. Buradan sonraki aşamada düzgün bir şekilde sekizgene çıkmak için yapacağınız işlem yine çok çok basit. Örnek olarak B noktasına koydunuz. Tahmini olarak ortası olabileceğini düşündüğünüz bir mesafede açtınız yay üzerinde. Şöyle bir yay attınız. Bu aşamadan sonra pergelin ölçüsünü bozmadan bunu her nokta üzerinde devam ettirin. Her iki tarafından da bu yayları atarak devam edeceksiniz. Bakın bu işlemden sonra da şu aradaki yerler ortaya çıkmış oldu. Bu noktalara da devam ederek E, F, G ve H noktalarını yazalım. Buradan sonraki aşama zaten belli. Yine cetvelinizde bunları birleştiriyorsunuz ve elinize düzgün bir sekizgen için şablon çıkmış oluyor. Ondan sonraki aşamada da bu noktaları çember üzerinde cetvelinizde birleştirip çizim işleminizi sona erdirebilirsiniz. Şöyle bir detay vereyim. Hani çok lazım olmayan bir bilgi, çok gerekli değil. Ama gözlemlerinizde en azından aklınızda bulundurun. Birçok motif 2 ve 3'ün katları üzerinden, pardon, birçok kompozisyon tasarım aşamaları 2 ve 3'ün katları üzerinden giderek yapılıyor. Yani 2, 4, 8, 16 ya da 3, 6, 12 gibi bir şablon katmanı ile ilerliyor. Onlara dikkat edin gözlemlerinizde. O yüzden de bu sekizgene bölme işlemi gayet basit ama her zaman lazım olacak bir iştir. Aynı zamanda altıgen de öyle. 6, 12, 24 gibi katmanlar üzerinden ilerler tasarımlar. Ve 4, 8, 16 gibi de ilerler. Bu ayrımlara dikkat ederseniz ve bu motifleri de şablonları da çizmeyi iyi bilirseniz, bunlara hakim olursanız çok çok rahat tasarım kurgulaması yapabilirsiniz. Sekizgen üzerine söylenecek daha fazla bir şey var mı bilmiyorum. Ama eklenmesi gereken bir şey varsa başka yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Eğer yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız
Kanala abone değilseniz de abone ol butona tıklayın. Tıkladıktan sonra abone ol butonun yanında bir zil simgesi çıkacak. O simgeye de bir kez tıklayın. Böylece yeni videolar yüklendiği zaman size bildirim gelir, haberiniz olur. Kaçırmazsınız, haberdar olursunuz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın.